Kutup sineması. Şimdi güzel bir etkinlik var. Gene bir maratonumuz var. Tabi bundan önce videosunu mu izletsek acaba bunun? Bu maratonun. Bir kısa bir videosu var. Hadi önce bir onu izleyelim. Tamam maraton videosu. Kutup sınaması maratonu. Sonra hemen e, bakalım bu maraton kasılabilir mi? Kasılamaz mı? Nedir ne değildir? Nasıl olur nasıl biter? Hadi bakalım. Alt Türkçe. go could be better than hunting you're tracking down your prey calmly and steadily all your senses are heightened everything leading up to a single moment picking up your trophy hmm November 27th marks the beginning of the World of Tanks Polar Challenge. You have 10 days to complete 10 stages. As usual, there are two types of missions. Missions for mastery and missions for commitment. You'll be getting trophies after completing each stage. Valla maşallahı var. Unharca şeyler veriyor her aşamayı tamamladıkça. Sadece bunları bile toparlasak aslında gayet başarılı. Yan ödüller bile yeterli. Vraiment, when you complete all 10 stages you will receive the soviet premium tier 8 medium tank the object 274a it has a durable turret excellent armor penetration and high damage per minute a new and dangerous beast in world of tanks And that's definitely not something you want missing from your trophy collection. Take part in the Polder Challenge and become a master hunter. Hadi bakalım. Obje 274A maratonla verilecek sevgili arkadaşlarım. Maraton nedir dediğinizi duyar gibiyim. Evet, duyuyorum. Gençler hiç bilmeyenler için maraton şu. Maraton oyunun belli bir tarih arasında oyunu oynayarak sadece oyunu oynayarak bir sürü ödüller ve ödülün sonunda da premium tank kazanabileceğiniz bir etkinlik. 27 Kasım'da başlıyor. 7 Aralık'a kadar sürecek. 10 gün sürecek bu etkinlik anladığım kadarıyla. Bu 10 günde tamamlamamız gereken 10 tane aşama var. Her bir aşamayı tamamladığınızda bu premium tankın, paralı satılan versiyonunun indirimini kazanmış oluyorsunuz. Her bir aşama size %10 indirim sağlıyor. 10 tane aşamayı tamamladığınızda tankı bedava almış oluyorsunuz. Ama 10 tane aşama tamamlamak kolay mı? Bakacağız şimdi beraber inceleyeceğiz. Şimdi bu zamana kadar yapılan daha önceki maratonlar, ilk gelen maratonlar kolaydı. Biraz daha böyle şeydi. Yapılabilirdi. 14 gün içerisinde tamamlıyorduk falan. Süreler uzundu, yeterliydi. Şimdi wargaming bunu giderek böyle sıkıştırdı, sıkıştırdı, sıkıştırdı ve istenen şeyleri de bu maratonda görevleri de yükseltti, yükseltti, yükseltti. Belki de şu anda hani tüm maratonların en zoru olabilir belki. Daha öncekilerin... Bu kanka pek değecek gibi durmuyor ama hadi bakalım. Eyvallah Mr. Jutera. Bakacağız bakalım. Daha öncekileri nokta atışı hatırlamıyor olsam da daha öncekilerin biraz daha kolay olduğunu hatırlıyorum genel olarak. Burada şimdi dizeceğiz arka arkaya ve bakacağız, inceleyeceğiz. Baya bildiğin analiz kasacağız şu anda. Bu maratonu günde kaç saat oynarsak, günde kaç maç yaparsak Ortalama böyle basit bir tahmin yöntemiyle hesaplama yapacağız bakalım. Bu yüzden birazcık şöyle bir kağıda küreye yazalım. Şimdi ne diyelim buna başlığımız e, aşama seviyesi olsun, tamam mı? Şuranın başlığı büyütemedik. Evet. Bu İngilizce değil Türkçe. Tamam. Şöyle her yeri 14 ile yazalım aga aşama seviyesi. Sonra e, neyi anlatmadık? Şunu anlatmadık. Şimdi bu maratonu nasıl kasabiliyoruz? Nasıl oynayabiliyoruz? İki tane yöntemimiz var maratonda. Bir tanesi ustalık görevleri. Bir tanesi de sadakat görevleri. Ustalık görevleri sadece 9 ve 10 seviye tanklarla yapılabilen görevler. 8 seviye bir tankla ustalık görevini başaramazsın. Olmaz. Çünkü şey dışında kapsam dışında. Yalnızca 9-10 seviye tanklara açık. Sadakat görevi ise 6 seviye ve büyük olan tüm tanklara açık. Yani sadakat göreviniz 6 seviyeden yukarıda herhangi bir tank oynadığınızda sürekli ilerler. Ustalık için görev kısmında eğer yaparsanız o sadece 9-10 seviye tanklarda yaparsanız başarılı olursunuz aynı anda iki yoldan ilerleyebilirsiniz yani. Bir tanesi aslında zaten sürekli ilerliyor. Diğeri ise görevi tamamlayabilirseniz ilerletecek. Hangisini önce tamamlarsanız seviyeyi geçmiş olacaksınız. Sürekli bir ilerleme söz konusu yani. Hani kaybolan bir şey yok. Seviye dışında kalmaz. Yani 5 seviye tankla oynarsan bu etkinliği kasamıyorsun. Mevzu bu. Ama 6 seviyeden sonra sürekli olarak sadakat görevi zaten ilerleyecek. Mevzuyu anladık. Hadi bakalım şimdi geçelim. Excel'imize yazalım buraya. Ustalık görevleri diyelim. Buna tamam mı? Bunu açtık. Bunu da kalın yapalım. Burada e, şunu dolduralım artık. 1, 2 böyle 10 seviyeye gidecek bu. Burası 10 seviye oldu. Şimdi şöyle bir tablomuzu yapalım. Hadi bakalım. Ustalık görevleri. Birinci ustalık görevimizde ne varmış? Mesela bir kere yüksek kalibre ödülü al. Ustalık görevi. 1x Yazamıyorum. Yüksek kalibre. Şimdi tahmini maç diyelim. Tamam. Şurası sadece 9 e, ve 10 seviye tanklar diyelim. Sonra buraya da buraya da sadakat görevleri yazdık. Canlı canlı güzelde öğrenmiş oluyorsunuz böylece. Burada da tahmini maç. Aslında bu çok kolay. Sadakat görevleri tahmini maçla çok şey olmayacak. Şuraya ortalama deneyim de yazalım burası formülle çalışacak zaten. Şurası da 6 seviye 6 seviye ve üstü diyelim. Buraya da bunu attık. Burayı sal. Sil kardeşim. Evet. Ekranda herhalde iyice gözüküyordur diye düşünüyorum bu tablomuz. Şimdi Yüksek kalibre ya da sadakat görevinde 2000 saf deneyim. Değil mi? İhtiyacımız olan. Bunları da ortalayalım. Her şeyi ortalayalım hatta. Tamam. Sadakat için aynen. Ustalık görevini bir defa yap yüksek kalibreyi. Bunu da 2000 deneyim kas. Tamam. İkinci göreve geçelim. Bir kere en az 3500 hasar ver ve ilk 3'e gir. Tamam. İlk 3 artı 3500 damaş. Tamam. Sadakat görevimiz ne kadar? 5000. Devam kardeşim. 3'e bakıyoruz. 4 kere minimum 800 temel puan al. Yani 4x minimum 800 xp. Tamam. Bu kaç? 9000. Peki devam ediyoruz. Şimdi 4. 7 defa en iyi oyuncu ol. 7 kere en iyi XP al. Tamam. Bu ne kadarmış? 17.000. Devam. <laughs> Aynen. Excel öğreniyorsun. 4 kere yüksek kalibre. Tamam. Şunun aynısı. Bunu 4 diyoruz. Öbürü 30.000 maşallah. Ya 6. görev 18 defa ekibinizde hasar verenler arasında en iyi ol diyor. Ya. <laughs> o neymiş lan? 18x yanlış görmedim değil mi? 18x en iyi amaş. Şurada da XP büyük yazalım. Peki. Burada şunu arkadan şu arkadan müzik verelim ya. araç müziği gelsin. Nerede kaldık? 6 32 bin deneyim. Burada da. Ben bir şey yanlış mı yaptım ya? Bir şey yanlış yapmadık değil mi? Bu 30 bin. Bu 32 bin. Aynen. O. 18. O i̇nanılmaz inanılmaz. 7. görev. 11 defa deneyim açısından en iyi oyuncu ol. 2 ekipten de. 11x en iyi xp. Tamam işte. Burada ne var kardeşim? Burada da 32 bin. Allah Allah. VG yapmazdı böyle şeyler. Artması lazımdı. 15 defa 8. görev. Hasar, verilen hasar arasında Oha. minimum 3200 hasar vereceksin ve savaşta 15 kere en iyi hasarı vermiş olacaksın. Enteresan bir görev. Bak, 15 kere en iyi damaj ama minimum 3200. Çok enteresan bir görev. Sonracığıma 37 bin. Devam. Dokuzuncu görev. 27 defa ekibinizde verilen hasarda en iyi oyuncu olun. Ve 40.000 bin. 40 bin yazalım. Bunda da 27 defa en iyi damage mı atın diyordu. Yes. Neye göre hesaplamışlar acaba bunu? 10. görev. Şuraya tıklamayayım. Aman. Buraya tıklarsam şey oluyor. Sıkıntı oluyor buraya. Siz tıklayabiliyorsunuz ama arkadaşlar. Siz buraya tıklayıp tankı inceleyebiliyorsunuz bu arada. Ama ben buraya tıklayıp tankı inceleyemiyorum. Hani özelliklerine falan bakamıyorum ama siz bakabiliyorsunuz. Yani açık. Herkese açık. Open. Şimdi devam. Burada göndermemizi yapalım. 50.000 kardeşim. 50.000 Ver. En iyisini 35 defa deneyim açısından en iyi oyuncu olacağız. 35x en yüksek experience. Maşallahımız var. Şimdi tamam. Mevzuyu bitirdik. Burayı toplatalım. Kaç çıktı? 254.000 çıktı. Şimdi şimdi şimdi. Şöyle yapalım mı? Şunun sıfırlarını atalım şöyle. Hesaplaması kolay olsun. Tamam. Şimdi gençler. Buraya burada toplamı koyalım. Buraya da toplamı koyalım. Burası çok basit olacak. Ortalama deneyiminiz. Eğer örnek veriyorum. 500 ortalama deneyim alan bir oyuncuysanız. Siz her maçta ortalamanız 500 deneyimse. Saf deneyimse. Hemen sadakat görevinizin. E, ne kadar maçta biteceğini. Tahmini olarak hesaplayalım efendim. Şöyle bunu aşağıya çektiğimiz zaman totalde 508 maç yaptığınızda şöyle şurayı da sarıya boyayalım. Gözüküyor değil mi her şey? Gözüktüğünü düşünüyorum. Toplamda 508 maç yaptığınız zaman bu tankı alabiliyorsunuz. Peki 508 maç ne kadar sürer? Kaç dakika? Yazalım mı bunu? Kaç dakika diye. Şöyle bunu da kalınlaştıralım. Bunu da aynı böyle. Niye burayı da taramıyoruz ki? Bu da bunun aynısı olacak kardeşim. Ortalama bir maçımız. Tamam mı? Ortalama deneyim bu. Ortalama ort maç süresi dersek. Buna da 7 dakika diyelim. Tamam mı? Ortalama bir maç süremizde 7 dakika olsun. 4 maç çarpı 7 dakikadan 28 dakika yapar kardeşim burası. Toplamda burası niye olmadı? Çünkü 7'yi sabitlemedik. Bunu sabitlememiz lazım. Evet, toplamda 3556 dakika yapar. Bunu da 60 dakikaya bölersek 59 saat yapar kardeşim. Tamam mı? Eğer ortalama deneyiminiz 500 olan bir oyuncuysanız siz, tamam mı? Ortalama maç süreniz de 7 dakika civarında sürerse, 10 gün boyunca, bak 10 gün, etkinliğin süresi de 10 gün, böyle şuraya da etkinlik süresi diyelim, tamam mı? Etkinlik süresine de 10 dersek, şuraya da 59 bölü 10 dediğimiz zaman günlük günlük saat hesabı ortaya çıkıyor efendim. Maalesef günde 6 saat oyun oynamanız gerekiyor ki totalde 5.9 saat 6 saat her gün oyun oynarsanız tankı %100 olarak alabiliyorsunuz. Bunu da büyütelim şöyle. Ama örnek veriyorum. 600 deneyim alan bir oyuncuysanız siz ortalama bu 4.9 saate düşüyor günlük. Toplamda yapacağınız maç sayısı 423'e düşüyor. Günlük ortalama 700 deneyim alan bir oyuncuysanız 363 maça düşüyor. Bu da günde 4.2 saate tekabül ediyor her gün istisnasız. 800 deneyim alan bir oyuncuysanız 3.7 saate düşüyor. 318 saate 318 maça düşüyor bu tankı bedavaya almak isterseniz toplamda 37 saatinizi 10 gün içerisinde ki 37 saatinizi oyuna harcamanız gerekiyor anlamına geliyor efendim. Bu her gün. Peki tank buna değer mi diye soracaksınız. İşte orasına cevap veremiyorum maalesef orasına maalesef cevap veremiyorum. Çünkü tankı oynamam lazım. Özelliklerine ben baktım aslında, tamam mı? Fena değil. Tah ya şey gibi Patton'ın Rus versiyonu gibi ama namlusu eğilmeyen versiyonu tank aslına baktığımda. Bu arada siz tanka bakabiliyorsunuz. Siz bakabiliyorsunuz. Siz girip tankın tek tek tüm teknik özelliklerini, şekline, şemaline, zırhına vesaire her şeyine bakabiliyorsunuz. Ben bakamıyorum gösteremiyorum size. Enteresan. Velhasıl öyle hani ben kağıt üzerinde en azından tankı beğendim ama sahada görmemiz lazım tankı. Sahada görüp bir şey eee diyebilirim ben açıkçası size. Ama ilk izlenimim Patton tankının, Amerikan Patton tankının eee 8 seviyeye indirilmiş versiyonu. Taret zırhı gayet kuvvetli ya da Obje 140 da diyebiliriz aslında. Sovyetlerde Obje 140 var çok benzer. Evet obje 140 diyebiliriz ama obje 140'ın tarihi kolay deliniyor. Kafadan vurabiliyorsun. Ama obje 140 diyebiliriz. Evet küçük obje 140. Yuvarlak kafalı falan böyle. T44 100 gibi değil. T44 100 birazcık daha. T44 aslında. Bu obje 140 gibi böyle. Daha doğrusu 907. Ön gövdesi böyle yuvarlak şekilli falan. Tamam mı? Böyle şekilli mekilli ön Obje 907'nin 8 seviye versiyonu diyebiliriz. Kağıt üzerinde fena bir alet değil. Premium bir tank olacağını düşünürsek görüş mesafesinin diğer Sovyet muadillerine göre bir çıt yüksek olduğunu düşünürsek aslında spot hasarıyla birlikte asist hasarıyla birlikte bayağı yapabilir gibi iş çıkabilir gibi diye düşünüyorum ben hasarı delişi düşük demiş arkadaşımızın bir tanesi ama tanıtım videosunda bile yüksek hasar ve yüksek delicilik diyordu ki teknik detaylara baktığımda evet hasarı ve deliciliği fena değil. Yani evet Defender'ın medium versiyonu gibi bir şey diyebiliriz. Peki şimdi bu abimiz kaç paraya satılır premium dükkanda? Bunu bilmiyorum açıkçası. Yani Oyunun sitesine girelim Premium dükkanda fiyatlar gözüküyor mu şu anda bilmiyorum ama Bakalım diyeceğim Bakıyorum ben şu anda yok Yani özel araçlarda yok Özel ürünlerde vesaire yok gelmemiş henüz Premium dükkana Premium dükkana Geldiğinde fiyatını göreceksiniz o gördüğünüz fiyat üzerinden her aşamayı tamamladığınızda ee Nasıl söyleyeyim size indirim kazanacaksınız. Şimdi burada şöyle bir şey yapabiliriz. Şimdi burada biz tahmini maç dedik ya. Kümülatif maçlara bakalım mı bir de? Kümülatif sadakat görevi ve maç sayısına. Bu çünkü bize enteresan bir istatistik verecek. Kümülatif maç sayısı diyelim. Bu 3 maç olacak. Sonra bu 3 artı 6 olacak. Tamam. Öyle gidecek. Bak şimdi burası bize enteresan bir sonuç verecek. Kümülatif maç sayısı dedik. Şurası, şurayı iyi inceleyin. Şurayı şöyle kırm, turuncuya, muruncuya, yeşile boyayın. Kümülatif maç sayısı. Biz eğer %100 indirim kazanmak istiyorsak 318 maç oynamamız gerekiyor ya. 800'lük bir oyuncuysak. Hadi ortalama bir oyuncu olalım. İşte 700'lük bir oyuncu olalım. 650'lik bir oyuncu olalım. Tamam mı? 391. Bunu kabaca 400'de. Bak. %70'e aslında emeğinin yarısını harcayarak yani %100'e gelmene gerektiren emeğin yarısını harcayarak %70'e kadar gelebiliyorsun. Yani ortalama 650 bir deneyimli oyuncuysan sen toplamda 195 maç yaptığında %70'ini indirimli olarak alıp %30 sadece parasını vererek bu tankı alabilirsin kabaca tank sallıyorum ne kadardır 55 euro var mıdır 55 euro var mıdır tankın parası tahmini öyle bir şeydir sallıyorum ama daha öncekiler o civarlarda bir şeydi doğru değil mi Ya yani Türkiye fiyatı nasıl olur tabi bilmiyorum ama sürekli bunun işte ee, nasıl yapalım lan bunu sürekli %10 azaldığını düşün çarpı 0.9 de. Bunu aşağı çekersem ne olur? En son sıfır olur mu gerçekten? Olmadı. Hep %10 indiriyoruz ama olmadı. Yanlış hesap yaptım. Tamam. Önemli değil. Hep 5.5 çıkaracak aslında baktığın zaman. Şu eksi 5.5 dersen. Evet. Her bir aşama bunu bu kadar indirecek. Aynen öyle. oldu şimdi? Euro kuru da yanılmıyorsam bu oyunda 6 lira falandı premium dükkandaki mevcut euro kuru. Herhangi biriniz hemen onu kıyaslayabilir. Tahminim. Oyundaki mevcut euro kuru 6.5 muydu premium dükkandaki? Ben 6 diye hatırlıyorum ama Gerçek değil. Canlı canlı euro kuruna göre hesap yapmıyordur. Hatta bakalım kontrol edelim. 30 günlük premiumun fiyatını biliyoruz çünkü. World of Tanks diyelim kardeşim Bak bunu buraya getirdik e, Premium dükkana gir abi bunu sıfırla. Premium hesap 30 günlük Premium hesap 10 Euro 30 günlük Premium hesap nerede Bak şu 58 TL 10 Euro 58 TL karşılığı 10 Euro 58 5.8 TL yapar yani Ben 6 dedim 5.8 miş Şöyle bir şey olacak yani kabaca bunun fiyatı tahminim Küsüratları ortadan kaldıralım Yani sen yüzde 70 indirime geldiğin zaman şurayı Emeğinin Toplam gereken emeğinin yarısıyla burayı yapabileceksin ya şuraya kadar aslında çoğumuz geleceğiz yüzde 60'a yüzde 70'e Çoğumuz geleceğiz Yani aslında 130 lirayla 100 100 lira civarında bir fiyata getirmiş olacağız 60 liraya bu tank alınır mı Bence alınır 100 liraya alınır mı? Hala alınabilir bence. Yanındaki tüm her şeyle beraber alacaksın çünkü ekstralarla. 130 liraya 160 liraya alınır mı dersen şuradan aşağısına bu tank alınmaz. Bak şuradan aşağısına bence ben burayı kırmızıya işaretliyorum. Şuradan sonrasını yeşile işaretliyorum. Buradan sonrası bence alınır. Şu aradaki kısım. Burayı da turuncu sarı yapalım. Tamam mı? Şu aradaki kısım ise Şu aradaki kısım ise sizin karar vermeniz gereken yer. Ey yorlamam benim bu. Yani hani tahmini 55 eurodur diye ben bu arada hesap yaptım. Atıyorum 60 euroysa işler değişir. Sallıyorum hani bilmiyorum çünkü. 55 euro falan da daha önceki tanklar. Bu şuradaki fiyata göre değişecek dediğim gibi. Tankın orijinal fiyatına göre değişecek her şey. Ama şu bölge yani yüzde 60 yüzde 70'ten sonraki bölge sizin kendi bütçenize göre para verilebilir konuya gelmiş oluyor ama dediğim gibi hani yüzde yetmişe geldiğinizde toplamda sizden beklenen şeyin yarısını gerçekleştiriyorsunuz ya sonrası çok zorlayacak 8. görev 9. görev 10. görev inanılmaz zorlayıcı görevler olacak ama hepimiz ya oyunu her gün oynayan herkes ortalama 650 deneyimle oynarsa 7. seviyeye kadar geliyor olacak bu görevlerde aşamaya geliyor olacak. Bu da zaten <laughs> tankı büyük ihtimalle çoğunuza aldıracak miktara getirecektir. Ha tabii ki aramızda unharca oynayan arkadaşımız vardır. Örnek veriyorum 850 deneyim ortalamasıyla oynar ve arkadaşımızın da bu 10 günlük süre içerisinde 35 saat oyuna ayıracağı vakti vardır. Günlük 3,5 saat dersek yapılamaz bir şey değil aslında baktığınızda. Yani burada tabi illa bu kadar zaman sürecek diye bir şey yok. Sizin ne kadar iyi oyuncu olduğunuza göre de konu değişiyor çünkü. Eğer 9-10 seviye tanklarla oynarsanız şurayı mor boyayıp Unicamp 6 seviye üstünü de yeşil yapalım. Hangi yeşil olsun? Şu yeşil olsun. Mesela. Tamam mı? Bir de şuraya bakalım. Eğer 9-10 seviye tanklarla bu görevleri bitirmek istersek ne kadar zamanımız alır? Şimdi bir tane yüksek kalibre madalyası almak için kaç maç oynarsın? Ben yüksek kalibre için tahmini 3 ya da 4 maç yapmam lazım. 4 maç oynadığımı düşünelim. Daha sonra İlk 3'e girmem lazım ve 3500 hasar atmam lazım. Bunu bir defa yapmam gerekiyor. Bunu da tahmini 3500 hasarı yani onu da 3 maçta falan yaparım diye düşünüyorum. Kendi oyunculuğuma göre hesap yapıyorum. 4 defa minimum 800 saf deneyim almak istemem için bunu minimum 4 çarpı 2 yapmamız lazım. 8 maç. Çünkü bunun yarısını tahminen kaybederiz. 8 maçta 800 saf deneyim alamayız. 4 kere de almak için tahmini 10 maçta bunu yaparız diye düşünüyorum. 4 kere minimum 800 deneyim almak için. Sonra 7 defa en iyi <laughs> seviyede oynamamız lazım. En iyi deneyim almamız gerekiyor. 7 kere. Bunu da yine 2 ile çarp yarısını kaybettiğini düşün. 14 maç yaptı. Bir de her iki maçın bir tanesinden en iyi olduğunu düşünürsek 28 maçta falan yaparız. Bu 7 defa en iyi birinci olma mevzusunu. 4 kere yüksek kalibre yine bunu çarpı 4 yani 15-16 hadi 20 maçta 4 kere yüksek kalibre alırız. 18 defa en iyi hasarı atmamız gerekiyor. Bu da yine en iyi hasarı atma konusu oyunculuğa göre değişir. En yüksek hasarı atmak için birazcık bencil oynamak gerekiyor. Bencil oynarsanız aslında yapılabilen bir şey. 18 kere en iyi hasarı yani 25-30 maçta 30 maçta tamamlarsınız diye düşünüyorum. 11 defa en iyi XP'yi yine aynı şuradaki hesapla çarpı 4 yapacağız. Direkt kafadan 44 maç diyelim. Buna da 15 kere en yüksek hasar ama minimum 3200 hasar dediği için yine bir bu defa bir 50 maçımızı falan bulacaktır bunu yapmamız. 27 kere en iyi hasarı yine tahmini 50 maçta falan yaparız diye düşünüyorum. 35 kere en iyi XP yapmak ise en iyi hasa şey saf deneyimi yapmak ise burada ne demiştik? Çarpı 4 demiştik değil mi? 35 70 140 falan diyoruz burada yani 100 maçta 35 kere en iyi maça geliriz. Aslında baktığınızda hani bazı görevler 9-10 seviye tanklarda daha kolayken deneyim kasmakta da daha zor bazı görevler. Mesela son görevi deneyimle yaparsın şunu bitiremeden 59 maçta 60 maçta 35 kere en iyi deneyim alamazsın ama 50 bin saf deneyimi kasarsın tahmini. Mevzu bu yani. yani Buradan en iyisini seçeceksin mesela atıyorum Birinci görevi tamammış sadakat göreviyle yapacaksın seçelim bak buradan Turuncu renkle seçelim birinci görevi sadakatle yaparsın şipşak Hatta 9 seviye bir tank alırsın ya da 10 seviye bir tank alırsın İlk maçını denersin kardeşim tamam mı ee, İlk maçında denersin yaparsan bir maçta yaparsın yapamazsan zaten 2 bilemedin 3. maçta bu şeyi toparlarsın bu niye 2 diyor tabi şey yok küs yok yok şurada aynen şunu da 800 yapalım çok abarmayalım bunu burada yapmak daha kolay sonra buna geçtik mesela ilk 3 3500 hasarı ilk 3'e girmek 3 tane maçta bunu yapabilir misin yaparsın tek seferde yapman gereken bir Mesela bunu yapmak daha kolay 5000 saf deneyim kasmaktansa Sonra 4 kere minimum 800 XP kasmak. İkisiyle de yürüyebilirsin. İkisinden birinde şey olur. Nasıl söyleyeyim sana? İkisinden birinde mevzuyu yapabilirsin. Burayı es geçiyorum. Eşit mesela burası. Sonra şu 17.000 mi deneyim kasmak daha kolay? 7 kere en iyi deneyim kasmak mı daha kolay? Yani 7 kere en iyi deneyim kasmak zor. Maçı kazanman lazım, en üstte olman lazım. Hani zor veya anlatabiliyor muyum açıkçası? Şurada yapmak daha kolay. Gibi gibi. Şunların maç sayılarını da işaretleyelim. Sonra burayı toparlayalım. Bunu buradan yapmak daha kolay. Sonraki 4 kere yüksek kalibre almak. Bence yüksek kalibre almak kolay. Deneyimi kasmaktansa. Sonracığıma 18 kere en iyi hasarı atmak mı? 32 bin saf deneyim kasmak mı? 18 kere en iyi hasarı atmak bence daha kolay. 32 bin kasmaktan. Zaten maç sayıları olarak da görüyorsun burada. 10 maç fark var arada. Sonra 11 kere en iyi deneyim mi yoksa 32 bin deneyim kasmak mı dersen 32 bin deneyim kasmak biraz daha kolay. Bir sonrakine geçiyoruz. Burada artık çok zor şeyler bizi bekliyor. Buradan sonrasını aslında son görevi şunla yaparsın. Geri kalanları zaten aynı maç sayısıyla tamamlanıyor. 50-50 olarak hesabımızı yapalım burada garantide kalalım. En yükseki seçmiş olalım. Yani şurayı şurayı, 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 şurayı ve burayı topladığımda toplamda 279-280 maçla karışık giderek görevlerde tanka alabilirim. 280 maç yapmam lazım Yani bir 9 seviye, bir sadakat görevini yapacağım. Bir 9-10 seviye, bir sadakati yapacağım. Bir 9-10 seviye. 280 maçla bunu yapabilirim. Şuraya da 280 maçı yazarsam hesabımı niye yapmadı lan? Her şeyi buraya göre yapmıyor mu? Buna göre yapıyor. Bu nereye göre yapıyor? Ha, bu buraya göre hesap yapıyor. Bunu yapmıyor. Bu neydi? Burayı topluyor. Bu da dakika mıydı? An. Şöyle yapalım. Hepsini bir silelim. Şuraya 200, ha dakika, 280 çarpı 7 diyelim. Ya ne oldu? Bana günlük yarım saat kazancı oldu. Böyle bir şey. Yani 3.7 saatten 3.3 saate düşürdüm. Gibi. Mevzumuz bu. Konumuz bu. Tank için değer mi? Dediğim gibi 7 seviyeye kadar çok rahat bir şekilde ben hepinizin geleceğini düşünüyorum. Yani yüzde %70 indirimi çok rahat bir şekilde kazanacaksınız çoğu oyuncumuz kazanacak yüzde 50'ye neredeyse oynayan herkes gelecek tamam mı şuradan sonrasında büyük bir çoğunluk gelecek şurada artık ne kadar ilerlerseniz sonuna kadar kasın yüzde %80 80'e falan gelirseniz yapıştırın alın 60 liraya falan gayet basitçe şey yapabilirsiniz yani o tankı alabilirsiniz evet maraton hakkındaki ey bu kadar Dediğim gibi ben tankı inceleyemiyorum. Özelliklerini bile size gösteremiyorum. Ama siz oyuna girip kendiniz e, bu özelliklere bakıp kararınızı buradaki işte bu gördüğünüz analize göre verebilirsiniz. Benden bu etkinlik için bu kadar olsun. Öyle. Mevzu bu. Nasıl abi? Güzel mi? Şipşak. Çok renkli bir excel yaptım değil mi? Hemen 10 dakikada 15 dakikada <laughs> Excel dersi Yani yapılır Evet gençler Tamamdır Maraton görevleri kutup sınaması Bu şekildeydi Verilecek olan tank dediğim gibi Object 907'nin 8 seviye versiyonu Yani e, Orta seviye Defender tankı olarak Düşünebilirsiniz Ona göre Yorumlamanızı yaparsınız Zaten ben bu tankın incelemesini yapacağım o inceleme yaptığım yayına denk gelirseniz kararınızı kesin olarak verirsiniz. Zaten hani sınama her türlü ilerleyecek arka planda. Olay bu. Dediğim gibi siz bu ekrana girip şu tanka tıklayıp tankın özelliklerine bakabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi çünkü siz bakabiliyorsunuz. Ben ben de bakabiliyorum ama size gösteremiyorum. Çok mantıklı bir e, Yasak Bak şurada Tank burada Wargaming bu arada tankı bana verdi incelemem için haberiniz olsun Sonra, Abi sen ne yaptın para verip de mi aldın nasıl aldın falan diye sormayın VG biliyorsunuz bu tarz tankları bize veriyor zaten Alın oynayın inceleyin diye Yine bana aynı şekilde garajımda şurada Görüyorsunuz mu lan He benim ay ay üzerine geldim. Pardon. Ay üstüne geldim. İstatistikleri gözüktü. Ay aman. Bak şurada. Burada görebiliyorsunuz. Mevzunun e, ne denir ona? Telif zımbırtısı kalktığı zaman NDA dediğimiz o zımbırtının Türkçesine bilmiyorum. O kalktığınızda kalktığı zaman oynayacağız, inceleyeceğiz. Ne zaman incelerim bilmiyorum. Belki yarın yayın açarsam, belki bir sonraki gün bilmiyorum hafta sonu yayın açabilir miyim bilmiyorum. Açarsam bu tankı zaten garanti incelerim. En kötü pazartesi gününe falan kalmış olur. Eyorlaman bu. Birazcık uzun oldu. Belki birazcık sıkıcı oldu bazılarınız için ama daha önceden böyle bir bu tabloyu hazırlayamadım. Kusura bakmayın. Vaktim olmuyor böyle şeyleri yapmaya. Bugün vaktim vardı canlı yayında sizlerle beraber konuşa konuşa muhabbet değdi. Bunu hazırladık. Maraton hakkındaki fikirlerim bu şekilde Dediğim gibi tekrarlıyorum 7 seviyesine kadar Şu seviyesine kadar Şuraya kadar çok rahat gelirsiniz Gözünüz kapalı gelirsiniz 7 7 seviyeye kadar 7'ye geldikten sonra 8'e de gelirseniz Çok yorulduğunuzu hissediyorsanız tank bence hani 60-70 liraya alınabilecek bir tank Ama daha fazlası 100 liranın üzerine alınacak bir tank mı bence değil ama daha aşağısına alınabilecek bir tank bence. Oraya geldiğinizde bütçenize göre ya 7'de ya 8'de becerebilirseniz 9'da hatta inşallah yapabilirseniz de 10 seviyeye gelip komple free olarak tankı alırsınız diyorum ve bu kısmı da buradan böylece kapatıyorum efendim. Ekran yakalamayı da şuradan görüntü 2 diyoruz ve monitörümüze